Hayat güzel yani. İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul insanı işte sıkan bir metropol. Ara sıra kaçacaksın. Oraya kaç, buraya kaç, şarkıya kaç, kafanı dinle. Kafanı dinleyebileceğin bir yerin olsun. Kafanı sokabileceğin sığınağın olsun hayatta. Burası şarkıya olsun demiyorum yani. İstersen adalara kaç. Prens adaları güzel. Şarköy yani yeme içme fiyat olarak uygun, konaklama olarak fiyat olarak uygun. Şarköy biraz uzak kalabilir, 3 saat gidiyor. Kumburgaz var. İstanbul'un il sınırına 20 dakika mesafede Kumburgaz'a kaçabilirsiniz. Ondan sonra İstanbul'un içinde Polonezköy var, oraya kaçabilirsiniz. Şile var, Ağva var, buralara, Riva var, oralara kaçabilirsiniz. Yani kaçabilirsiniz, yolu kaçabilirsiniz. Bu istemekle alakalı. Metropolde yaşıyorsun. Kendini soyutlamadıkça, tamam mı? Bir ay soyutlamıyorsun, iki ay soyutlamıyorsun. Stres katlanarak artıyor vücutta. Vücutta ve beyinde. Hem zihinsel olarak hem de zihinde yaşanan stres vücuduna da vuruyor. Stres katlanarak artıyor. Bir yerden sonra zihinsel kusurlara sebep oluyor. Sonra ne yapıyorsun? Psikoloğa gidiyorsun. Psikoloğa bilmem kaç lira bayılıyorsun. Onun yerine git bir tatil yap aga. Yani hafta sonu git. Cuma gününde Şile'ye git. İstanbul'un içinde. İşten çağırsalar bile 2 saatte dönersin. Ne olacak? Bunu yapabil. Kendin için bunu yapabil yani. Bunlar para değil. Bak bir çadır al. 50 liraya git bir çadır al. Şile'de çadır at. Kamp at. Ne olacak? Yanına bir tane halley alırsın. Bir tane su alırsın. Bir geceni orada geçirirsin. Bunun sana katacağı şey bak, yıldızları, geceliğin yıldızları izleyebilmenin keyfi. Yalnızlığın tadını çıkarabilmek. Otur böyle küçük bir fenerin olsun. 15 liraya fener aldım. Bir fenerin olsun. Aç kitabını oku, gezin. Kimse yok bak. Denizin sesini dinle falan. Bunlar çok önemli şey. Bunları ıskalamayın arkadaşlar. Hayata bir kere geliyorsun. Bunların keyfini çıkarmadan da gitmedin. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle kaplı. Şu denizin sesini duymadan Türkiye'de ölüp gidersen de yani sana da yazıklar olsun. Hadi görüşürüz.